Motosikletle yaptığım en uzun yolculuk aslında buradan İsviçre'ye olan seyahatimdi. 2000 kilometrelik yolun 3000-3500 kilometrede de varacak şekilde ayarlıyoruz. Benim işte maksimum görebildiğim sürat 330'lar civarına çıkabildim. Taksici son anda böyle direksiyonu çok hızlı şekilde sağ tarafa kırdı. Toplam 4 şeridi aşması gerekiyordu o kadar kısa mesafede. Bir süratim 140-150. Yani artık ölme ihtimalimle kilitlendim arabaya. Bam diye bir ses geldi, bir gürültü. Selamlar, ben Fatih Kestek. 1980 İstanbul doğumluyum. Annem babam İskilipliler. Atıf Hoca'nın memleketi. TÜBİTAK'ta bir CNC transfer makinaları üreten bir fabrikamız var. Aslında prototip makinalar üretiyoruz. Ürettiğimiz makinalar otomotiv sanayi gibi, sıhhi tesisat gibi, belki bazı tıbbi parçalar gibi, mobilya aksesuarları gibi üreticisinin milyon adetler ve üzerinde üretimleri yaptığı parçaları üreten özel makinaları imal ediyoruz. Tamamı imalatçı firmalarda kullanılıyor. Bunların büyük bir kısmı ya OEM, yani işte Ford gibi, Mercedes gibi otomotiv üreticilerin kendisi ya da onların kullandığı komponenti seçtiği marka, işte Bosch gibi, Valeo gibi. En küçük tabirle bunlar hep fabrikalara yüz üzeri personel çalıştıran, milyon eurolardan daha küçük cirosu hiç olmayan daha büyük firmalar. Evet. Bir de motosiklet hobimiz var bildiğiniz gibi. İşte hemen hemen 10'lu yaşlarımdayken memleketteki herkesin motosiklete binmesiyle beraber motorlarla aramda bir empati oluştu diyelim. Vitesi şöyledir, debriyajı böyledir falan diyerek böyle bize gösterdiler. Nefse çok hoş gelen bir şey olduğu için tabii doğal olarak motosiklete aşık da olduk. İşte 12 yaşımda yazları iple çekiyorum, memlekete gideyim, motosiklet kullanayım duyguları çok yüksek. Bu şekilde motosiklet hayatım başladı. Sonrasında üniversite hayatımda mimarlık okudum. Aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanmıştım. Fakat İstanbul'un dışına çıkmak o zaman böyle uzak geliyordu bana. Burada işte özel bir üniversitede burs kazandık, %100 burs. Taksim'deydi okul. Tabii biz o zaman Yakacık'ta oturuyoruz. Bu konuştuğumuz yıllar 98'li, 97'li yıllar ama baktığınız zaman o zaman bile köprü trafiği bir trafikti. İşte tabii ulaşım pahalı bir şeydi. Bir araç alabilecek ekonomik gücü zaten yoktu ailemin. Ağlıya zırlaya, ya bana bir motor al, ben bununla gider gelirim diye ikna ettik o zaman pederi. Allah razı olsun. Çekle senetle yokluk dönemleri aslına bakarsanız. Babam da çok zorlanarak almıştı ama böyle bir ikinci el DR800 Suzuki 800 cc tek silindirli böyle bir makineyi almayı nasip etti Rabbim. Toplam kaç motorunuz var? 12 adet motorum var şu an. Böyle bir koleksiyon motorum var, 80 bin euroluk. Normalde motosikletlerin fiyatları aslında 20 ile 50 bin euro arasında geziyor. Ama bir tane öyle ekstra, biraz daha pahalı bir motorum var. Belirli bir adette, belirli bir tipte özel olarak üretildiği için. Firmanın iddiası 300 tane üretilmiş, daha fazla da üretilmeyecekmiş. Bu bir süper naked motor. Güç ağırlık dengesi üzerinde çok çalışmış firma. Bir de estetik detaylarla alakalı çok uğraşmış. İşte bildiğiniz gibi otomotiv sektöründe de motor sektöründe de karbon fiber parçalar revaçta. Tabii maliyetli parçalar. Bunda bir de böyle butik olarak özel dizaynlarla üretilmiş. Yani estetik kaygılar da işin içerisine koyulmuş ama aynı zamanda da sanki bir yarışa hazırlanır gibi hazırlanmış bir motosiklet. Oldukça hafif. Toplam kilosu yaklaşık 180 kilolar civarında. Ama bu 180 kilonun yanında da 220 beygire yakın bir güç üretebiliyor. Firma zaten işte 350 kilometre hıza kadar bir süratten bahsediyor. Düzenli bindiğim motorlardan değil. Daha böyle düşük kilometreler kullandığım bir motosiklet ama böyle ruha çok hitap eden, göze çok hitap eden, duruşuyla bile sanki böyle bir sürat yapıyormuş gibi gözüken bir motosiklet. Bu süper naked motorlar böyle çok uzun kilometreler yolculuk yapmaya uygun motorlar değil. Yani çok fazla rüzgar yediğiniz motorlar. Daha böyle motosiklet kullanmanın özü, DNA'sını hissetmek, akselerasyonu hissetmek, stabiliteyi, dengeyi yaşamak amaçlı daha çok düşünülebilir. Normalde tabii uzun kilometreler yaptığım touring motorlarım var. Bunlarla böyle bir marş basışta 1000 kilometre üzeri kilometreler
yapıyoruz. En yüksek hıza bu motorumla çıkamadım. Çünkü aslında motosikletin beygiri bu hızlara çıkmak için uygun, en yüksek süratlere çıkmak için. Fakat dediğim gibi naked motorlar açık motorlar olduğu için rüzgarla çok fazla muhatapsınız. Özellikle 250 km ve üzerine çıktığınız zaman tabii motosiklette hayat tamamen değişiyor. Yani motosikletin üzerinde tutunmak bile bir meseleye dönüşüyor. Granajlı olduğu için rüzgarı yarabilme kabiliyetine sahip. Tabii önünde bir granaj olduğu zaman bu granaja yattığınız için yani motorun kendisi belki 350 gidebilir ama açık motorda kendiniz üstünde 350 gidemezsiniz. Ama diğerinde bir küçük de olsa bir granaj sizin formunuzu kapatıyor. Eğer doğru şekilde kapanabilirseniz daha yüksek süratlere çıkmak mümkün. Benim işte maksimum görebildiğim sürat kapalı bir alanda 330'lar civarına çıkabildim. Ankara-İstanbul otobanının yeni yapıldığı dönemdi. Konuştuğum yıllar 2000'e gelmemişti sanırım. O zaman bir F4 motosikletim vardı, MI Agusta. Çağının ötesinde Formula 1 motorluğunun parçalarından üretilen diye bize anlatılan böyle enteresan bir motosikletti. O motorla daha henüz trafiğe açılmamışken gerçekleştirmiştim o süreti. Öyle enteresan bir anıydı. Her motor sevdalısının farklı disiplinlere karşı bir merakı olur muhakkak. Motosiklette tabii birden çok disiplin var. Çok ormanlık alanlarda, asfalt dışı ortamı daha çok seven insanlar için cross motorlar var. Caddede motora binmek, keyif almak düşünen kullanıcılar için cruiser motorlar var. Uzun kilometreleri aşmak için olan touring motorlar var. Bunların da kendi işlerinde hatta bölünmeleri var. Touring ama işte spor touring ya da daha touring şeklinde. Bende tabii bu 12 motor böyle hep hepsi aynı türden motorlar değil. Motosiklet sevdası insanı bu disiplinlerin hepsinden böyle bir parça merakla acaba bu disiplinde hayat nasıl diye böyle meraka itiyor. Tabii maddi imkanlar bir miktar el verince o disiplinden de bir motor elde edip o tarafta da bir tecrübe kazanma yoluna gidiliyor. Hangisiyle çok kilometre yapıyorum dersem tabii ki bütün uluslararası seyahatlerimi touring motorlarla ya da spor touring motorlarla yapıyorum. İşte arada cadde motorum, işte naked bike'larım da var. Gerçekten motosiklet dünyevi olarak çok az veren bir şey. Tabii her insana hitap etmeyebilir. Beni çok etkiliyor ama çevremde motosiklet binen arkadaşlarım da çok olduğu için onlara da bakıyorum. Hepimizde bir böyle hani motosiklete karşı bir böyle bir çekim söz konusu. Ama işte tabii hayır yolunda kullanılırsa hayır olur. Motosikletle yaptığım en uzun yolculuk aslında buradan İsviçre'ye olan seyahatimdi. Tabii buradan Adana'ya da gittik. Daha uzun kilometrede Anadolu illerine de gittik. Ama tabii kilometrenin toplamı bakımından bakacak olursak en uzunu İsviçre'deki seyahat oldu. Tabii sadece İsviçre değil. Yunanistan'dan geçiyorsunuz. Oradan bir Roro'ya binip İtalya'ya geçiyorsunuz. Birindi'ye. Birindi'den bütün İtalya'yı o çizmenin dibinden yukarı alıyorsunuz. Oradan İsviçre'ye geçiyorsunuz. Orada Pestler denen motosikletçilerinin tutkulu olduğu dağ geçitleri var. O geçitleri geçiyorsunuz. Aslına bakarsak kilometre bir de şöyle de ekstra uzuyor. Şimdi normal yollardan arabayla seyahat eden bir insan için bu yol 2000 kilometrelik bir yol. Ama biz maalesef böyle işte motosikletin hazını daha yukarıya taşıyabilmek amacıyla işte en dolan başlı, en dağ, en pas yollardan giderek 2000 kilometrelik yolu bazen 3000-3500 kilometrede varacak şekilde ayarlıyoruz. En uzun maceram bu. Motosikletle alakalı aslında kendi geçirdiğim bir kazayı anlatabilirim. Çünkü benim imanımı çok ciddi bir seviyede belirli bir noktadan yukarıya çekmiş bir olay bu. Geçmişimde motosiklet dükkanını işletmişliğim de var. O motosiklet dükkanım Kuruçeşme'deydi. Bir gün Fenerbahçe'de bir motosikleti teslim aldım. Kuruçeşme'deki dükkana doğru gidiyorum. İşte Fenerbahçe stadından kıvrılıp köprü yoluna yokuş çıkmaya başladım. Tabii genç, deli dolu zamanlarımız. Gazı acımasızca açarak sürdüğüm dönemlerdi onlar. Yokuştan yukarı en sağ şeritte 140-150 km hızlarla yukarı doğru çıkıyordum. Yani hani böyle süratli kullanıyorum ama bir yandan da yolda boş. En solda bir tane taksici var. Önümde araba yok, arkamda araba yok. Hani rahat bir atmosferdeyim. Taksici son anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunun girişine artık böyle 25-30 metre kala böyle direksiyonu çok hızlı şekilde sağ tarafa kırdı. Toplam 4 şeridi
aşması gerekiyordu o kadar kısa mesafede. O yüzden tabii direksiyonu çok hızlı bir şekilde kırdı. Hani ben de sola doğru kırabilirdim. Ama tabii mesafe çok kısa olduğu için buna imkanım olmadı ve arabaya da kilitlendim zaten. O kadar hani şok edici bir şeydi ki tabii çarpacağınızı anlıyorsunuz bu arada. Ve böyle hani ölüm anına yaklaştığını hissetme hallerinde böyle hayatın bir yavaşlaması, geçmişin, işte amellerin, olan ölürsek ne olur acaba duygusu, düşüncesi. Bunların hepsi böyle hayatın film şeridi şeklinde gözümün önünden geçti diye tabir edilen olayların hepsini yaşadım. Arabaya bodoslama ortadan gireceğim. Yani süratim 140-150. Yani artık ölme ihtimalimle kilitlendim arabaya. Bam diye bir ses geldi, bir gürültü. Fakat ben arabanın sol çarprazına vurmuş oldum. Çok ciddi bir gürültüyle vurdum. Gürültüyü duydum. Gürültüden sonra hareket halindeyim. Devam ediyorum. Yere düşmedim. Tabii ilk aklıma gelen tamam çaprazından vurdum. Bacağım gitti. Bacağım koptu herhalde diyorum kendi kendime. Biraz ilerledikten sonra hemen emniyet şeridine durdum o panikle. Motosikletten indim. Bacağıma bakıyorum. Bacağımda bir şey yok. Allah Allah diyorum ya. Bacağımda bir şey yok ama. Ya bir şey olması lazım. İnanılmaz bir gürültü çıktı. Sonra motora baktım. Dedim hani bana bir şey olmadıysa motora bir şey oldu. Çünkü büyük bir gürültüyle bir çarpışma yaşandı. Baktım kayda değer hiçbir şey yok. Motosikletin granajında bir şey yok. Allah Allah dedim ya ne oluyor yani? Hani acayip bir şey yaşadım ama bende bir şey yok. Motorda bir şey yok. Ondan sonra tabii taksici de şok vaziyette. O da sağ çekmiş duruyor. İşte taksiye doğru yürüdüm. Taksiye bir baktım. Taksinin arka tampon kırılmış. Düşmüş. Arka stop kırılmış düşmüş. Arka kaportanın bir kısmı göçmüş. 10 santim falan içeri doğru girmiş. Adam da şok içinde. Tabii beni ayakta gördüğüne sevindi taksici. Hani kendi hasarına üzülecek hali yok. Düşsem Allah korusun. Tabii ölümlü kaza olacak belki de. Tek hissettiğim şey şuydu. Bir şey böyle beni sola doğru itti mi diyeyim, muhafaza etti mi diyeyim. Yani benim dahlim yok ama bu olayda. Bundan kesin eminim. Çünkü şoktaydım. Yani hiç beklemediğim bir şey. ...le karşılaştığım için. İnsanın eceli gelene kadar ikir meleğin onu muhafaza ettiğine dair böyle bir okumuşluğum vardı. Böyle enteresan bir duygu oluşturmuştu bende. Yani evet hakikaten iki meleğin insanı koruduğuna ben şahidim. Başka açıklaması yok çünkü bende. Aynı şekilde çok kısa bir zaman önce işte piste giriyoruz. Son piste girişimde 130 kilometre hızla bir ufak kaza geçirdim. Ufak kaza derken 130'la aslında yerlerde sürünüp yuvarlandım yani hani... Kaza ufak değil ama netice ufak. Gene Allah muhafaza eyledi. O kadar yüksek bir süratte, yani virajın içerisinde 130 km hızla taklalar aşarak yuvarlanmama rağmen sadece elimin içinde bir hameton kemiğinde bir kırık oluştu. İşte 2-3 hafta onun iyileşmesi sürdü ama gene elhamdülillah ecel gelmeyince demek ki gidilmiyor öbür tarafa. İlk anlattığım hadisede de, pistteki hadisede de bir miktar kadere İman noktasında açıkçası biraz daha bu konuya sıkı sarıldım diyebilirim. Özellikle o köprü yolunda yaşadığım hadisede hakikaten hayatın bizim elimizde olmadığına ciddi vaziyette kanaat getirdim. Ben şeye inanmıyorum. Yani işte motosiklet kullanının ölüm riski yükseliyor ya. Gerçekten inanmıyorum. İnandığım tek şey evet bir yaşam hakkı tanındı bize yaratıcı tarafından. Ve buna bir belirli bir süre tanımlandı. Yani o süre sonuna geldiğinde motosiklet de olsa, araba da olsa, yürürken de olsa 2 dakika nefes alamasak bir anda dünya değiştiriveriyoruz. O yüzden pek motosiklete binerken o yüzden korkmuyorum açıkçası. Kazalar sizde farkındalık oluşturdu mu? Tabii kazalar şöyle bir farkındalık oluşturuyor. Arkadaş ne kadar kolaymış öbür tarafa geçmeyi bir hatırlatıyor. Çünkü böyle işte bir hayat göz önünden geçiyor. Neleri Allah rızası için yaptık, neleri nefsimiz için yaptık diye böyle küçük bir muhasebe oluşuyor falan. Yuvarlanırken en son kazamda hani Allah'ım inşallah ölmem. İnşallah sakat kalmam, namazlarımı düzgün kılacağım falan diye hani böyle... Motora bindiğiniz zaman bir besmeleyi çekiyorsunuz. Çünkü daha böyle hani daha startı verip daha teker dönmeye başladığında böyle bir denge şeyiyle başlıyorsunuz. Yani Allah hatırlatıyor açıkçası ben de bunu söyleyebilirim. Farkındalık böyle bir farkındalık oluşturuyor yani. Peki yolculuğunuzu yaparken ibadetlerinizi nasıl yapıyordunuz? İbadetler konusu aslında enteresan. Yani biz hiç problem yaşamıyoruz desem. Yeridir. Aslında her şey planlı olmakla alakalı. Tabii bir de grubunuzdaki arkadaşların müsamahası da önemli. Genelde bu yurt dışı gezilerini bir grup olarak, bir cemaat olarak yapmaya çalışıyoruz. Yani Allah korusun mesela bu arkadaşımızın kazası ufaktı ama tek başına olsaydı büyük rezillik içerisinde kalabilirdi. Tabii motosiklet zaten belirli bir kilometreden sonra dinlenme ihtiyacı olan bir araç. Ortalama uzun mesafeli
günlerimizi de biz 1000 kilometre civarında yol yaparız. Yani 1000 kilometre yol yapmak demek zaten teorik olarak her 200 kilometrede bir mola vermek anlamını taşıyor. Biz o molalarımızı da işte namaz vakitlerine göre denk getiriyoruz. Valla planlı olduktan sonra aslında namaz vakitleri sizin yolculuğunuzu daha da planlı hale getiriyor. Daha da verimli hale getiriyor. Bir de vakitleri geciktirmeyince çok daha rahat oluyormuş. Nasıl olsa ikindiye daha şu kadar var, daha 3 saatimiz, 5 saatimiz var, biraz daha yol yapalım deyince o böyle bir külfete dönüşüyor. Ne zaman böyle biraz geciktirsem vakti, her seferinde böyle işte o mekan bulamamaya, sen onu sona atıyorsun ya, o da seni sona atıyor. O yüzden planlamayı böyle vakite göre yapınca çok çok keyifli oluyor. Bir de benim motorcu arkadaşlara nacizane bir tavsiyem olacak. Özellikle uzun yol yapan arkadaşlara. Evliliğimin 3. ya da 4. senesi. Çok çok dışarıda işlerimiz var. Abdest almakta çok zorlanıyorum. İşimiz makine imalatı olunca hep sanayi bölgelerindeyiz. Tabii biliyorsunuz sanayi ortamında temiz alan bulmak da çok sıkıntılı. Böyle kayınvalideyle sohbet ediyoruz. Kulaklar için nasıl? Dedim ya anne, namaz kılmada bir şey yok da abdest almak çok zor oluyor. Kıyafetlerim var, çantam var, bir şeyleri bir yerlere bırakman gerekiyor falan. O da evladım aslında bir miktar yemene dikkat edersen abdest tutmak o kadar da zor değil demişti. Ondan sonra ben ya evet bu da bir şık demiştim. Onu şimdi motosiklette uyguluyorum. Yıllardır yani en az 10 yıldır bunu uyguluyorum. Abi uzun seyahate gideceksen bir miktar az yiyeceksin. Yani akşam yemeğine saklayacaksın. Kahvaltıyı sıkı yapayım, öğlen yemeğini çok yiyeyim falan dediğin zaman bu sefer evet ihtiyaçlar çoğalıyor ve sürekli bir abdest tazeleme söz konusu oluyor. Ama ben yolculuklarımın %90'ında hatta bizim grupta bir miktar ya senin gene mi abdestin var diyerek böyle espri konusu da oluyorum. Böyle öğlen aldığım abdestle genelde akşamı da çıkarıyorum. Öyle olunca zaten namaz kılmak için sadece yere ihtiyacın var. Yani başka bir ihtiyacın yok. Çözüm olmasına kesinlikle çözüm olur. Çünkü bunu Tayvan'dan, Uzak Doğu'dan aslında görebiliriz. Tayvan'da mesela ben bir anımı anlatayım. İlk Tayvan'a indik uçaktan. Akşam saatleri saat 9 civarında. Öyle ben ayağımı yaya yoluna değil de yola indim. Hani yolda böyle duruyordum ama karşı tarafa da kırmızı ışık yanıyor. Bir dört yol ağzındayız. Karşıya geçeceğiz. Mihmandar hemen böyle biraz panik yapıp böyle kolumdan tutup beni böyle kaldırımdan geri çekti. Ya burada durmayın, burada tehlikeli falan. Allah Allah, ne tehlikesi ya falan dedim ben böyle. Hani sonra tabii ışık yeşile dönünce bir anda böyle binlerce motorun hani yoldan akışını görünce he dedim, adam doğru konuşuyor yani. Hani onun dışında bir de motosiklete olan saygı böyle bir miktar trafikte. Tabii motosikletlerin de arabaları olan saygısı aynı şekilde. Tabii tek taraflı değil. İki tarafta biraz da saygı tesis edilse aslında bence İstanbul'da çok keyifli, çok rahat, ulaşımın da çok rahatlamasına vesile olacak bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Motosiklet kullanmak tehlikeli. Şimdi dinimizi öğrenmek için Kur'an-ı Kerim indirilmiş değil mi? Kullanma kılavuzumuz aslında Kur'an-ı Kerim. Aynı şekilde motosikletin de bir kullanma kılavuzu var. Motosiklette bunu maalesef bir miktar ihmal eden bir halimiz var. İşte kaç param var diyorum. Lafı güzel, 30 birim param var diyor. Diyorum ki ya motosiklet 29 birim. Ama bununla bu işi yapamazsın. Bak bu 30 birimin yanına senin kaska, monta, işte pantolona, korumalı kıyafetlere, bir belirli bir bütçenin de hatta eğitime ayırmak zorundasın ki hani bu işin tehlikeli kısmından daha güvenli olan kısmına bir basamak, bir adım atabilesin diye. Tabii biz Türkler, yok abi ben o motoru almak istiyorum, bütün paramı vereyim sonra alırım ben o kaskları falan. Hani kask olmadan motor almaya çalışan arkadaşım vardı geçmişte. Şimdi tabii çok şükür bu konuda tabii ki bilinçlendik. Ama hala eğitim kısmından çok uzağız motosiklet dünyası olarak. Yani tahmin ediyorum sokaktaki 100 motorcuyu çevirsek 5 tanesi ancak sürüşle alakalı, ehliyet sınavındaki eğitiminden bahsetmiyorum, güvenli sürüş eğitiminden bahsediyorum. 5 kişi ancak ekstra para vererek böyle bir eğitim almıştır. Tabii bu konuda hakikaten biraz daha bilinçlenmemiz lazım. O yüzden ben motosiklet tehlikelidir, işte kullanılmaması gerekir savunan arkadaşlara böyle buğz ediyorum buradan. Diyorum ki bu yanlış, kendinize çeki düzen verin. Hayal hanemle nasılsın? Hayal annemle videolarla tanıştık. Takribi 2 yıl oldu. 2 yıl önce işte YouTube'dan tıkladık. Vay arkadaş dedim. Şimdi tabii bir şeyleri görüyorsunuz. Anneniz babanız namaz kılıyor. Çocukluğunuzdan beri bunu yapıyor. Evet, ben de namaz kılmalıyım. Zaten bilinçaltınızda oluyor. Fakat tabii namazı neden kıldığınızla alakalı o iman hakikatleri maalesef sıkıntıdaydı. Yani hani namazı kılıyorduk ama affedersiniz böyle sanki adet, gelenek, görenek gibi bu ibadetler gerçekleşiyordu. Hayal annemden önce aslında risalelerle tanıştım. Hayal annemin bana en büyük kattığı şey sohbetlerinde o risalelerdeki anlamları, cümleleri açması oldu doğruyu söylemek gerekirse. Cümleler açıldıkça
merakım arttı. Merakım arttıkça iman hakikatleriyle alakalı bilgilerim çoğaldı, idrakım arttı. Hayatımın her an bir arka planda namazımı kılmam gerektiği, Allah'a karşı olan sorumluluklarımla alakalı vicdanımın sesi hep vardı. Hayata çalışmak için gelmişiz gibi işe çok önem verip, motosiklet hobisinde olduğu gibi işte motosiklet gezisinde ona odaklanıp, motosiklet sanki öncelikli plan, işte namaz aman vakit kaçıyor şurada geçiştireyim gibi geçiyordu. Hayal annemden sonra evet namaz var ama namaz neden varı idrak edince vakit girdi namazımı kılmalıyım. Yani önce namazım öncelik, sonra hayatla alakalı gerek iş hayatım olsun, gerekse hobisel motosiklet gezileri olsun. Ben şahsım adına Hayalhanem ekibinden en müteşekkir olduğum şey bu konudaki benim zihnimi ve kalbimi doğru yöne açmış olmaları. Haramlarla helallerin birbirinden düzgün ayrılmasıyla alakalı da böyle uyanmama oldukça vesile oldu sağ olsunlar. Another week, another day, another hour since you went away and so cliche you didn't say goodbye. Böyle beni etkilediniz. Teknik tarafınız çok hoşuma gitti. Ses kalitesi çok yüksek, görüntü iyi. Arkadaşlar bunu özenmiş biliyorsunuz. Hani genelde böyle DD gruplarda işte telefonu uzatır adam. Böyle haşır haşır arkadan 1 milyon tane ses. Bu noktada da sizi tebrik ediyorum yani. Keyifli vaziyette izliyoruz, anlıyoruz. Ben ilk kaptırdığımda bir oturdum işte 38 saat izledimler var ya. Ya onlardan biri de benim. Böyle bir oturdum 3-4 gün bir yoğun bir şey yaşadım. Hayalhanemi tanımayan motorculara ne söylemek istersiniz? İlk söylemek isteyeceğim, hayalhanem Şişli'de. Yani her yere çok yakın. Motosikletle Şişli çok kolay. Trafikten etkilenmediğimiz için İstanbul'un tam merkezi. Park alanı problemi yok, kolayca geliniyor. Kesinlikle burayı ziyaret etsinler. Bütün arkadaşlar ayrı ayrı, Allah razı olsun hepsinden, son derece sıcakkanlı bir vaziyette sıcak çaylarını hazırda bekletiyorlar. Muhabbet, sohbet son derece hoş. Mehmet abinin videolarını tavsiye ediyorum kesinlikle. Asıl ihtiyacımız olan iman hakikatleri. Çünkü kurallar silsilesini zaten herkes biliyor. Yani bugün ateist olan bir arkadaşa dahi sorsanız, İslam'da neler var, neler emredilmiş deseniz, o da söyler çok basit bir şekilde. İşte 5 vakit namaz kılınacak, oruç tutulacak, zekat verilecek, işte imkanı olan hacca gidecek. Temel kurallarla alakalı her şeyi hemen hemen herkes biliyor. Bunları neden yaptığımızı algılamak aslında çok önemli olan. Ben hayalhanemde en çok bu konuda etkilendim açıkçası. Her gün biniyoruz motora. 10 metre sonra düşüp boynunu ters bir pozisyona düşmek var. Yatıp kalkmamak var. 40'ı geçeli bayağı oldu. Hakikaten yaş da ilerlemiş. Unutuyoruz tamamen. Sanki cennette yaşıyoruz da istediğimizi yapıyoruz gibi bir halimiz oluyor. Vallahi hani imtihan ya, şakası yok. Öbür tarafa geçeceğiz yani. Öyle böyle bu toprağın altına gireceğiz. O yüzden sağ olsun. Tekrar buradan selam ediyorum Mehmet hocam. Söylemek istediğin, eklemek istediğim bir şey var mı abi? Ben hepsi tamamladım. Bence tamam. Ben teşekkür ederim abi. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım. Yorgunluklarım. Kaybettiklerim. Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.